Bak 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 bak, yattık 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 yattık. Ova. Oğlum bir de kesiciye gidiyorsun, iki de toplayamıyorsun. Sen ne biçim bir arabasın la? Abi hadi da hadi da. Şimdi iteleyeceğim arkandan ha. Ara gazlarıyla devam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla beraberiz. Ben Ahmet Bahadır. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle güzel kardeşlerim, ne diyoruz? Abi video başlamadan önce hemen bir hatırlatayım. Şu aşağıda devamlı söylüyorum, bir abone ol butonumuz var. Oraya bir tıklarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Video sonunda da, izlediğiniz yerin sonunda da ya da beğenip beğenmediğinizi şöyle göstereyim. Evet, beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi belirtip bununla alakalı da yorumlarınızı bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi gelelim oyunumuza. Gördüğünüz gibi ETS 2'deyiz arkadaşlar. Full mod olan bir videomuz var. Neredeyiz? Abi, projektör keymap'teyiz. Haritamız mod. Arabamız RGR, Scania mod. Giydirmesi mod. Sesi mod. Üstündeki aksesuarlar mod. Her şeyimiz mod. Yani bugün combo mod bir video yapıyoruz arkadaşlar. Alanya'dayız. Alanya'dan buradan bir ev aldık. Antalya'da yükledim arabayı. 19 ton fındık ezmesi, fıstık ezmesi yükledim. Yanlış olmasın. F6. Evet, fıstık ezmesi. Buradan Konya'ya götüreceğiz bunu. Ama ben Mersin üstünden dolanacağım. Antalya'da yükledim arabayı. Alanya'ya yanına geldim. Akşamleyin yattık. Şimdi kalktık abi. Sabah sabah arabamıza bineceğiz. Gördüğünüz gibi yeni bir 2009 R620 bir Scania yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir sesimiz var. Giydirmemiz bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle olan arabamızı gösterelim size. Karşıdan görüntüsü şöyle ikiye geçelim. Arkadan, önden, sağdan, soldan göstereyim. Her tarafımız full led. Arka dorsemize kadar. Arabamızın içini gösterelim arkadaşlar. Arabamızın içi kırmızı. İç aydınlatmalarımız falan var ama gündüz vakti o çok görünür mü bilmiyorum. İnteriyörümüz mavi. İsterseniz şöyle bir arabamızın sesini şöyle bir dinleyelim önce. Çok güzel bir ses modumuz var arkadaşlar. Ve bu modların hepsinin linkini video açıklamasında bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi dipnot sadece projektör keymap'i kurmanız için, biliyorsunuz Raw Extended Map'i de kurmanız lazım. Onun için harita modu için iki link bırakacağım arkadaşlar. Toplam 6-7 tane dosya çıkıyor oradan. Onları sıralamasına bakarsınız. Gerekirse önümüzdeki dönemlerde tekrardan bir Türkiye haritası nasıl kurulur diye bir video yapmayı düşünüyorum. Bunu da isterseniz yorumlara belirtin. Yapalım mı, yapmayalım mı? Şimdi dilerseniz ya Allah bismillah diyelim. Marşımıza bir basalım abi. Acayip bir ses var. Crackle dedikleri cinsten. Şöyle bakın, sislerimiz filan da yanıyor abi. RGR'i daha önce tanıtmıştık arkadaşlar zaten. Onun için detaylı aracı anlatmayacağım. Ya haritayı göstermek istiyorum size ama muhtemelen modların çakışmasından dolayı harita çok şey olmuyor. Modlar çakışından dolayı haritanın bu tarafını göremiyorum. Öyle bir sıkıntımız var. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir kendimi yerleştirmek istiyorum. Allah. Umarım arabanın sesi beni bastırmaz. İnanılmaz bir ses var çünkü. İyi yol boşaldı ya. Ben buraya gelirken var ya, çıldırttı beni, çıldırttı resmen. ...12 ileri de çok güzel bir şeyi var. Ben 6 ileri kullanıyorum şu an. Bu arabanın 12 ileri şanzıman koyduğunuz zaman ya da 8 ileri şanzıman koyduğunuz zaman, RGR olduğu için 8 ileri şanzıman da kullanabiliyorsunuz. Harika bir retarder sesi var, motor sesiyle beraber birleştiğinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi biz buradan döneceğiz. Ya biz niye buradan şey yaptık ki? Tüh, neyse gidelim bari ya. Oradan sola dönüvereceydik ya. Navigasyon nazikliğine uğradık. Neyse. Yorulan adama çarpma.
Evet güzel kardeşlerim, şu an ben videoyu kaydederken bugün bu gece Regaip Kandili gecesi. Geçmiş kandilinizde şimdi buradan tebrik etmek istiyorum yeniden. Dünkü videoda zaten tebrik etmiştik. Bugün de tekrar tüm İslam aleminin, bütün kardeşlerimin kandili mübarek olsun diyorum. Herkese hayırlı uğurlu geçmiş kandiller diliyorum. Regaip istemekmiş. Umarım herkesin istediği olur diyelim. Ses modunu da arkadaşlar yüklediğiniz zaman araba mod olduğu için ses, yani motoru değiştirdiğimde öndeki amblem kalktı. RJ'nin böyle bir sıkıntısı var. Kaç tane ekstra motor çıkıyor? Onlardan birini seçmeniz gerekiyor. Ve hepsi V8 motorlar. İşte 520, 580, 620, 650 falan fıstık diye gidiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hatta orada bir 730 seçeneği var. Çipli 800 küsür beygir oluyor araba. Ben orijinalliği sevdiğim için normal 650'yi tercih ettim. Araba gayet güçlü gidiyor. Yani 19 ton sırtında yük olmasına rağmen. Yolumuz da inanılmaz güzel arkadaşlar, göreceksiniz. Bu şeyde şu an FPS'lere bakıyorum. Ben 90 FPS civarında filan da dün, ya geçen gün daha doğrusu 2 gün önce yayında hatırlarsınız. Dün yayınladığımız videoda da geçti zaten. O da yayının editli hali gibi bir şey. 8 FPS'lere kadar düşmüştük şeyde. Ama şu an 85-90 FPS'ler civarında oynuyoruz. Harita fixlenmiş. Yeni, yani Projector Keymap 1.3 diye geçiyor. Bir de beta olarak geçiyor. Yani daha bu tam sürümde değilmiş demek ki. Yani tam sürümdeyim derken muhtemelen daha fixlenecek şeyleri var anladığım kadarıyla. Böyle rahatsızlığım devam ediyor hala. Arada bir burnumu falan çekebilirim. Çekiyorum da görüyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Gazi Paşa. Bizi Antalya'dan takip eden tüm güzel kardeşlerime de selamlar, sevgiler olsun. Evet, yollar başlıyor. Bizimiz gerçeğe yakın. Onun için biraz hesaplı gideceğim. Çok kolay yatırabiliriz arabayı. Ara gazlarıyla devam. Full ara gaz. Öyle bir video olacak. Umarım kazasız belasız gidebiliriz. Tek yola giriyoruz işte. Hadi vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şu an 40'la çıkıyoruz. Meşhur Antalya-Mersin arası Silifke yolu arkadaşlar. Haritada biliyorsunuz Türkiye haritasında daha önce otobüsle falan da oynarken hani görüyordunuz FPS kasmaları oluyordu. Onları falan fixlemişler anladığım kadarıyla. Yeni halini ben ilk kez oynuyorum. Sizle beraber. Abi hadi daha, hadi daha. Şimdi iteleyeceğim arkandan ha. Frenleri falan da yumuşattım. Normalde multiplayer'de oynarken en sert halde neredeyse kullanıyorum. Ama burada bayağı bir yumuşattık. Yumuşatıyorum frenleri. Hayır, sollayacağım, arabayı salacağım, bu sefer arabayı devireceğiz yani. Viraj gelecek çünkü. La duracağız neredeyse. Hadi dayı, hadi ya. Abi şu önümüzdeki iş makinesi götüren dayı var ya, bizi felç etti ya.
Bu önümüzdeki Mercedes'i de acayip korkak gidiyor. Birden ikiye atınca bile toplayamıyor araba. Dik tırmanıyoruz demek ki. Vallahi şurada sollayacağım. Hızlan oğlum. Hızlan, inşallah karşıdan gelen kimse yoktur. Demeye kalmadı. Bir tır peşinden bir kamyon. İşimiz çok zor. Buradan da tüm tır şoförü kardeşlerime, kamyon şoförü kardeşlerime sabırlar, hesaplı kullanmalar diliyorum. Başta bizim güzel takipçimiz Hasan Tuğra kardeşim olmak üzere, o da Antalyalı zaten, ona da selamlar sevgiler buradan. Jetçilik yapıyor. Oğlum bir de kesiciye giriyorsun, iki de toplayamıyorsun. Sen ne biçim bir arabasın la? Müşteri de ebesin. Tövbe tövbe ya. Oğlum bura var ya, bizim büyük şey oldu, nimet oldu bu. Bak 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 bak, yattık. Oba. Yatmadık. İşte gerçek fizikle kullanmanın böyle sıkıntıları var. Vallahi billahi. İşte ise 2-3-2-3 böyle ara gazda çıkabiliriz. Bu retarderimizi rahat rahat kullanırız. Abi yani bol bol vitesimizi değiştiririz. Anamur, Mersin'e de selamlar sevgiler buradan. Ben sola geçeceğim dayı. Vallahi. Anamur Otogar. Hop. Şu dayımı geçelim. Canlı hayvan dört sesi değil bu. Dört seneydi bu, değişik bir şey taşıyor. Orada fizikleri nasıl gerçekçi hale getiriyoruz arkadaşlar? Onu da söyleyeyim de hani bu ayarlarda, oynanış kısmında süspansiyon olabildiğince yumuşatıyorsunuz. Ya ben öyle yapıyorum en azından. Şeyi de, dorse ve çekici kararlılığını da düşürüyorsunuz sona doğru. En sona getirdiğinizde biraz, yani en sıfıra indirdiğinizde biraz tabiri caizse bokunu çıkartıyor oyun da. Hele bir de fizikmanı da kullanıyorsunuz üstüne. Tamam. En sağda kullandığınızda en arcade kısmı diyeyim. Tabiri caizse. Ama sıfıra doğru indirdikçe abi, sola doğru yaklaştırdıkça daha bir gerçekçi fizikle oynuyorsunuz. Ben multiplayer'da oynarken dorse kararlılığını, çekici kararlılığını en sağda, en yüksekte kullanıyorum. Süspansiyonu da çok fazla yumuşatmıyorum. Hani orada rastgele yatıp kazaya falan sebebiyet verip, biliyorsunuz çok kolay ban atıyorlar çünkü. Bir çılgınlık yaptık ama. Umarım gelen giden olmaz. Şu tankerci dayıyı geçmek istiyorum çünkü. Ulan önüme de... Ha, iyi vallahi billahi. İyi geçtik be. Şöyle deniz manzaralı, gördüğünüz gibi yolumuz. Ya bu konuda üzüldüğüm bir şey, benim bu haritanın tabanı normalde bizim YKS'nin haritası. Ama onlar güncellemekten vazgeçip ROX ekibine devrettiler işi. ROX güzel geliştiriyor abi. Önceki sürümlerinde FPS sıkıntıları vardı. Özellikle Antalya taraflarında falan da vardı, onu biliyorum. Onun için bu Antalya-Mersin yolunu tercih ettim aslında. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık.
Onları gördüğüm kadarıyla düzeltmişler hakikaten. Yeni bir yol eklemişler. Orada da yine bu arabayla gidebiliriz. Bodrum tarafına eklemişler Muğla'ya. Broex'in içinde Muğlalı biri var galiba. Muğla'yı bayağı detaylandırdılar. Hani Köyceğiz, Fethiye bilmem ne filan. İşte Antalya, Kaş var. Daha öncekinde var mıydı tam hatırlamıyorum ama Bodrum tarafı yeni eklenmiş. Onu iyi biliyoruz. Önce o Köyceğiz yolu çok güzeldi. Orada bir iki videomuz var yine böyle bir Harun Arasların bu R560 ile namı diğer yırtılla falan video yapmıştık oralarda. Böyle yollarda böyle ses modlu arabalarla gitmeyi, manuel kullanarak gitmeyi seviyorum abi yani ne yalan söyleyeyim. Seviyorum. Tepenin ardından dolaşacağız. Polis var geçmeyken niye şey yapıyoruz da. Bire kadar düşürdünüz beni daha. Ulan tankerci dayı. Birini geçtik, birini geçemedik abi. Biraz genişliyor yol. Burayı kullanabilir miyiz acaba? Bakalım. Bir de araba çok havalili, çok yüksek. Kendi kupası da çok yüksek arabanın. Ona istinaden birazcık dar, yüksekliğe göre biraz dar. Onun için kolay da yatıyor aslında. Bu konuda benim en sevdiğim araba Volvo. En zor yatırdığım araba o benim. Ama tabii çok imkansız falan değil yani. Bundan bir tık daha iyi. Oyundaki şeyine göre söylüyorum tabii. Gerçekte kullanmadık. Oğlum 100 ile gidiyorum sana yetişemiyorum. Tankerci hız sınırı 90 lan. Bu nasıl oluyor ya? Silifke'ye geliyoruz arkadaşlar. Silifke'nin yoğurdu. Ah seni kimler doğurdu diyor ya. Bir canlı yayında burayı kullanmak istemiştik. O zaman haritanın azizliğine uğramıştık. Navigasyonun. Böyle bir de polis emmilere selam verelim abi. Amanın. Zor döndük ya. Vallahi zor döndük. İteledik. Ulan yan aynayı görmüyoruz ya. Bakın şu kapılardaki şeyler filan. Kartallar martallar falan hepsi RJ'nin kendi şeyiyle geliyor arkadaşlar. Şu artık da. Sağ şeride geçelim inceden. Oduslama geçeceğim kimse gelmesin. Şehirler falan gayet güzel olmuş. Dediler ki birileri sağdan soldan ev alıyormuş. Dedik kardeşim denizde kum bizde para.
Aranya'dan deniz manzaralı. Yapıştırdım kardeşim. Balkona çıkıyorum ciğer açmaya. Karşımda Türk bayrağı neyim var işte. Avrupa Birliği'nin orada binası var neyse bilmiyorum. 10 numara arkası deniz. Narlıkuyu, Kızıl bilmem ne diye bir yere geldik. Buraları çok bilmiyorum. Ve bu yolda da normalde işin esprisi gerçek hayatta bu yolda hiç araba kullanmadım. Alanya'ya kadar Manavgat Alanya'sını falan biliyorum ama Antalya Alanya'sını falan orada kısmen de olsa biraz yani bir iki defa gitmişliğim var ama Alanya'nın doğusuna Mersin istikametine bu Silifke taraflarına falan hiç arabayla geçmedim kendim. Ne arabayla ne otobüsle hiç geçmedim yani. Gittiğim o noktadaki en doğu nokta Gazipaşa Havalimanı. Bir planım var arkadaşlar. Bir tutarsa eğer hesaplarımı şey yapabilirsek bayağı bir şey yapacağız inşallah direksiyon seti için. Bakalım. Lık lık. Sesimizi atarık. 50'ymişiz sınırı. Biz 70'in en gidiyor. Adana Ankara yolu. Mersin Erdemli çıktık. Devam ediyor arkadaşlar. Mersin tabelasını gördük. Çok da uzun olmadı videomuz. Güzel. Umarım buralara kadar izlemişsinizdir. Çok yakında inşallah vlog videomuz gelecek. Ne kadar kazanıyoruz? Nasıl kazanıyoruz? Onları göstereceğimiz ekipmanlarımız neler? Ne harcadım? Ya da işte sizin benimle alakalı merak ettiğiniz ve bana sorduğunuz şeyler var. Onları cevaplayacağımız soru cevap vlog videomuz. Çok yakında gelecek inşallah. La dayı, arabayı oraya çekmişsin kaldırıma da. Azıcık arkasını da yukarı çıkaraydın ya la. Evet arkadaşlar, şuradan çıkalım. Şöyle içeri mi girmemiz gerekiyor acaba? Şuradan sağa girelim. Mersin'de keşfetmiş olalım da. Skoda'ya vurma. Uf. Abi var ya, dokunduk ha, dokunduk. Freni biraz fazla yumuşatmışız. Adama inceden böyle belli belirsiz bir şeyimiz oldu. Şöyle bir tur atalım bakalım. Mersin'i böyle keşfettirecek bize herhalde. Mersin keşfedildiği şeyini görmek istiyorum. Aslında Mersin'e geldim ben ama. Şehrin içinde ince ince ağır ağır. Uyan Mersin. Sağımız Mersin Limanı arkadaşlar muhtemelen. Şurada garaj var abi. Garaja girelim. Altına vurduk. Yolun ortasında duralım ya. Ne diyorsunuz? Böyle arka kullet. Artilerimizi yakalım. Güzel abi. Varsayalım ki arabamız arıza yaptı abi. Evet, çok suyunu çıkartmanın alemi yok güzel kardeşim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Sizlerin beğenisine bırakıyorum artık. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim demeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne diyelim? Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye.